her şeyin arasında boşluk olduğunu düşünmeye başladığın andan itibaren resim zaten kendiliğinden oluşuyor. Yeter ki fark et ve gör yani. Bunlar çok önemli şeyler. Ben hiçbir zaman bir resmi başlayıp o gün o an bitirmiyorum, bitiremiyorum. Çünkü belli bir noktadan sonra konsantrasyon düşüyor. Başka bir resme başlıyorum, onu da bir süre götürüyorum. Böyle diyelim ki bunları çoğaltıyorsun. Sonra 6. resimde, aa diyorsun, o 2. resimde ben hani bitirememiştim ya, bu onu bitirir diyorsun. Ve 2'ye dönüp, o 2 numaralı yaptığın resme dönüp, onu oraya eklediğin zaman gerçekten bitiyor resim. Ama dediğim gibi bu farklı zamanlarda alınmış kararların iki ayrı zamanın da yarattığı bir espas var, perspektif var. İki ayrı düşüncenin ve duygunun da birbirinden kopuk olup bir araya gelişi zaten resmi diri de tutuyor. Yaptığın işi de diri tutuyor. Bence her şeyde bu vardır. Bu sadece siz bunu nasıl uygularsınız? Işık maksadıyla konmuş bir sarı gibi duruyor ama aslında artık o sarının kendi özgürlüğü, sarı olarak konmuş bir şey. Bakma sen onun bahanesine, o bir soyutlama gibi duruyor ama değil aslında. Ben orada sarının kromasından, saturasyonundan faydalanıyorum, ışığından faydalanıyorum, yüksek renk şiddetinden faydalanıyorum. O da ister istemez yüzeyi getiriyor. Yüzeyi getirince bu sefer çatışmalar başlıyor. Hem form koyuyorsun, derinlik düşünüyorsun, hem renk arasındaki yüzey derinliğini düşünüyorsun, hem açık koyu düşünüyorsun, kompozisyonun baroksa hareketli düşünüyorsun, proporsiyonları ekliyorsun, bütün bunlar bir orkestrayı kontrol eder gibi, bütün bunların hepsinin ortak bir ruh, ortak bir estetik duygu içinde oluşturmasına çalışıyorsun. Yani topyekün bir mücadele. Güçlerim var, enstrümanlarım var, kuvvetlerim var ve bunlarla bir dünya yaratıyorsun. Bir öyle bazen çok güzel iklimde dolaşıyorsun, bazen şiddet dolu oluyor. Bunlar tabii hep etkiliyor. Sonra daha böyle emotional, daha duygusal, daha böyle lirik olduğu zaman böyle resim senden bir mesafe uzakta. Bir aranızda bir mesafe var. Böyle uzaktan komşunun evinden gelen çok güzel bir klasik müzik tınısı gibi. Uzaktan gelen bir ses gibi.